Evet, iyi akşamlar Damla Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, seni çok özledim. Vallahi bir mutabili aynı şekilde özleştik. Harika bir etkinlik değil, renk verildi. Size çok renklisin. Zayıfım. Çok. Ya. Yazı hazırlık? Yok, benim genel hayata hazırlık. Kilo vermekle geçtiği için. Şöyle yani, bir sorayım ben size. Yok, çok güzel sorun da bir şey değil. Yani yazın bikiniyle çekilme korkunuz var mı? Onun için hazırlığınız var mı? Onun için uğraşıyorum da yine bu yaz öyle gurur duyamam gibi kendimle. Ama bakarsın hiç belli olmaz. Ama her şeyi paylaşan biri olduğunuz için çok çekince bir düşünün. Yok ya, çok çekmem. Bakalım bir tane çekip açam daha iyi. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Bu ara sizi genelde hep çiftlikte görüyoruz. Bir de bir reklam anlaşmanız billboardlarda görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Neler yapıyor Damla Bilic? Her gün çiftlikteyim. Her gün atlanıyorum falan. Yani böyle tarihi bir diziye mi hazırlanıyorsunuz? Yok. Atlara sardım. Çok iyi geliyorlar bana. Spor yapmaktan nefret ediyorum. Hayvanları çok seviyorum. İkisi bir arada. Hem spor yapıyorum hem bir hayvanla iletişime geçiyorum falan. Müthiş bir şeymiş. Yani çok geç keşfetmiş. Keşke daha önce tanışsaydım atlarla ama o yüzden her gün oradayım. Onun dışında çalışıyorum. Anlaşmalarım devam ediyor. Bir ay uzunlar çok şükür. Yavaş yavaş kendimizi onlarla geçiyor. Evet, galiba yine bir etkinlik için Amerika'ya da gitmiştiniz. Bir marka evet. için miydi? Evet, yine bir marka için. Oscar'a sponsor olan bir marka evet. için de. Öyle bir orası da bayağı güzel geçti. Çok fazla röportajımız oldu ama son dönemde onu da gördüğüm için. Nereden nereye diye hiç baktınız mı Damla Bilic olarak? Şu anda hani influencer nasıl oyuncularda en toplarda atıyorum hani Kenan İmizalı diyoruz, Kumar Tatlı diyoruz ya da kadın oyuncu diyoruz. Influencer değildi. Önce Damla Bilic diyoruz. Demiyor muyuz? Diyoruz. Gerçekten ay, diyoruz. Çok seviyorum. Ya ben sadece de biz değil ki. Vallahi ben mi diyorum? İşte, işte geçmişten geleceğe baktığınız zaman bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oyuncu ne şarkıcı. Ne oldum? Belirli değil. Hayır, yeni bir marka. Hayır, yeni bir iş trendi olan. Ya evet, ben de ilk zamanlar, benim ailem de yani ilk zamanlar hiç böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiyordum. Ama benim menajerim Kaos Nardacığım beni gazlaya gazlaya bak olacak diye diye bir iş konu haline geldi. Onu da ilk yapanlardım. Hani ilk 5-6 kişi varsa biri benim konuşup bir erken davrandı. O yüzden şanslı hissediyorum ya. Mutluyum yani, çok seviyorum beni şimdi. Bak da ben genç gibi falan davranıyorum ama tam benlik iş, mükemmel. Yani sabah storylerini de hep görüyoruz, takip ediyoruz. Peki hiç oyunculuk düşünüyor musun? Reklamlar çekiyorsun, oyunculuk teklifleri geliyor biliyoruz. En azından bir deneyim olarak bir film, bir proje. Cemal Can da yaptı biliyorsun. Evet, ya şöyle düşünmedim hiç bu arada. Yalan olmasın, hani kendim gibi bir şey olsun tabii ki ama ben oyuncu olmadım. İşte öyle gidip de bir dramda bitişimde bilirsin. Bence böyle kendimi konuk oyuncu falan böyle tatlı işler yapıyorlar ya. O zaman okey olurum ama böyle ben oyuncu olacağım. Yok, yerimi biliyorum ya. Çaktırmasam da. Peki, Damla Bilic aşk hayatını seven, her aşkı seven bir kadın. Korkuyorum. Son sorum olsun o zaman. Aşk diyorum, size bırakıyorum. Ben doğdum. Ben 2023'te doğduğum sıramız kaldı. 2024'te tek takılacağım bir oldu ya. Evet, çok mutluyum. Bakma şov yapmıyorum. Valla çok iyi geldi. Kaos yok. Erkekler bana çok iyi gelmiyor. Biraz böyle tek takılıyım. Ki bunu ne zaman söylesem bir hafta sonra genelde aşık oluyorum. Göreceğiz bakalım. Bakalım. Belki de böyle ilerliyor. Bu röportajdan sonra takip edelim. Totemimdir belki de bu benim bakarız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar.